Ayhan Kayan YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Move to Earn avına çıktık ve bu video serisi ikinci video oluyor. Videonun sonuna ve buraya yukarılara bir yerlere ilk videonun linkini de koyarım. Keşke tek videoyu sıkıştırabilseydim ama gerçekten olumlu olumsuz birçok projeyi inceledim. Ve kendi görüşüm, tamamen kendi görüşüm hepsini size anlatayım ki siz aralarından seçin, beğendiklerimi beğenmeyebilirsiniz, beğenmediklerimi beğenebilirsiniz. Ben sadece size araştırdığım ve bilgilerimi işte sunacağım tokenomics'lerinden vesaire. Ve ikinci videomuzun ilk projesi Digital Fitness projesi arkadaşlar. Şimdi bunlar Move to Earn projesi ama birazcık ayrı bir kulvara kaçmışlar gibi. İşte Ethereum altyapılı bir proje. Ethereum ve Matic olması lazım. Şöyle bir bakayım. Evet, Ethereum ve Matic. Tokenomics'i fena değil. Zaten bir süredir olan bir proje. Tokenomics'i kötü değil. Ama yani birazcık Move to Earn değil de birazcık ayrı kaçmışlar gibi. Bana çok profesyonel gelmedi. Trend olursa, trend devam ederse evet denenebilir. Yani fiyatına göre deneyebilirim. Hangi borsalarda var derseniz de yine MXC karşımıza çıkıyor. MXC ve Gate.io hemen hemen her projeye ulaşabiliyorsunuz ikisinde olursanız. O yüzden videonun altındaki referans linkinden eğer üye değilseniz bu treni kaçırmamanızı öneririm. Dediğim gibi %50'si zaten çıkmış bir projenin. 4 milyon doları ben şu an için hak ettiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi grafikte eğer bir oturmalar etmeler olursa denenebilir. Burada benim pozitif bulduğum şey ise bir taban fiyatının bariz bir şekilde olmuş olduğunu görüyoruz. Ben bu tarz projeleri seviyorum aslında. Bu tarz projeler bakın gördüğünüz gibi buradan muhteşem bir kar da bırakmış. 10x falan da bırakmış. Hani yine şöyle bir geri çekilme olursa denenebilir. Gözleme alınız, takibe alınız. Bu proje takibe değer gibi de duruyor arkadaşlar. Bir başka Move to Earn deyince karşımıza çıkan ve benim yani hayatta yatırım yapmayacağım bir projeyi de size sunayım. Kendiniz bakarsınız. Yeti Coin'de arkadaşlar Move to Earn diye geçiyor. Bana çok çakma bir Move to Earn geldi açıkçası. Yani işte bir şeyler söylemişler. Bir bakarsınız ben kendim yatırım yapmayacağım arkadaşlar. Move to Earn'ü de sanki sonradan yamamışlar gibi geldi bana. Bir bakarsınız. Şöyle bir fiyat hareketine de bakalım. Ol diyelim. Dikkat edin arkadaşlar bu projeye yatırım yapmadan önce. Tamamen kendi görüşümdür. Virtual arkadaşlar. Bakın bu proje benim hoşuma gitti. Şimdi Move to Earn'den nasıl para kazanabilir bu projeler? Aslında nasıl Move'dan yani hareketten nasıl para kazanılabilir? Aslında çok güzel paralar kazanılabilir. Çünkü tonla koşu uygulaması var. Tonla koşu grubu var ve bunları çok büyük markalar finanse ediyor. Neden finanse ediyorlar? Çünkü koşan insan para harcar arkadaşlar. Koşan insan yürüyen insan gider ayakkabı alır, gider fizyoterapiye gider, gider işte magnezyum alır, vitamin alır ve bunlardan markalar karlı çıkar. Markalar insanların spor yapmasını her zaman ister arkadaşlar. Ve bu Virtual ise bu vizyonu bence tek yakalamış proje diyebilirim. Bu vizyon olarak çünkü büyük markalarla anlaşmışlar. Under Armour gibi markalarla anlaşmışlar. O açıdan iyiler. Uygulamaları fena değil, birazcık karışık. Ve ben bu uygulamalarda avatar kullanılmasını çok sevmiyorum. Onu eleştirebilirim. Virtual'a yatırım yapılabilir mi? Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Fiyat hareketini oldan da bakalım. Zaten bir süredir, uzun bir süredir olan bir proje mi? 3. Yo, yeni bir proje. Yeni bir proje. Yani takibinizde olsun. Tokenomics'ine çok dikkat etmek gerekiyor. Tokenomics'ini iyi araştırmak gerekiyor. Onunla ilgili bir şey yazmamışım. Kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Bir şeyler bulursam videonun altına yazarım. Notlarımda şu an bulamadım. Ama birazcık çok yönlü gidiyorlar. O yüzden bu arkadaşlar takibi alınabilir. Şöyle bir bakalım nerelerde varmış. Henüz büyük borsalarda olmaması da bir avantaj. Yani bir borsa listelemeleri sonrası da direkt satılabilir arkadaşlar. Bu projeyi de takibe alın. Step projesi varmış. Not almışım. Bir bakalım. Evet ya bu projede hype'ı sağlam 23 milyon dolarlara falan gelmiş arkadaşlar. Ama ben beğenmedim. Mesela şu sitesindeki şu bug bile benim için şey. Mesela şunun için ayrı bir sekme açmaları bile bana saçma geldi. Yani siteleri birazcık amatör geldi. Sağlam hype var. Ama almam abi ya. Yani bu siteleri falan çok amatör geldi. Zaten baksanıza deli gibi de yükselmiş.
Ha, vur kaç için hype olursa denenir mi? Belki denenir ama ben açıkçası bu projeyi denemek istemiyorum. Sadece size sundum. Şöyle bir geleyim başka ne var? Ha yine sonradan ya bu Move to Earn popüler olmuş. Biz bu projeye biz bu trendi yakalayalım diyen bir proje çıkmış ve birden sitelerine Move to Earn eklemişler. Öyle bir projeden de bahsedeyim. Move to Earn en Atastake will all time highs. Bakın 2 milyon yıllık 2 milyon kat şey veriyorlar. Vay anasını yani kaç kat oluyor? 2 milyon 2 sıfır silsek 20 bin kat stake veriyor filan işte Move to Earn filan koymuşlar. Bayağı bir çakma. Yani buna karşınıza çıkabilir. Coinbase'de de bakın CoinMarketCap'ta da Move to Earn kategorisinde ben hayatta yatırım yapmam. Ama bakın bu proje bile böyle birazcık şuralardan alanı kazandırmış. Ama benim kolay kolay yatırım yapacağım bir proje değil arkadaşlar. İlk video ve ikinci video ile beraber neredeyse bütün projelerden bahsetmiş oldum. Bir bakıyorum. ARX'ten bahsetmiştik galiba ilk videoda. ARX diye not almışım. Tamamdır. Burada şimdi henüz ön satışı olmamış ama dikkat çeken projelerden size bile bahsedeyim. Hani aranızda ön satışlara giren varsa belki hoşlarına gider. Şöyle bir yazayım. Step.app. Aynen. Şu proje bir dikkat çekici arkadaşlar. Dawnmaker'da falan çıkacakmış. Bizim birkaç Türk influencer'la da anlaşmışlar. Yani Stepped'in tamamen kopyası gibi duruyor. Ekiple ilgili de böyle bir şeyler vermişler. Ekip öyle wow bir ekip değil. Ama bu projeyi dikkat hani ön satışına belki girilebilir. Fiyat analizi yapmadım. Ama ön satışlara giren arkadaşlar takip edebilir ya da Tokenomics'ine göre ön satıştan sonra yakalanabilir arkadaşlar. Bunu bir inceleyebilirsiniz. Onun dışında benim dikkatimi çeken bir proje daha var. Onu da size söyleyeyim. Hemen. Hatta bayağı bir dikkatimi çekiyor. Silhouette Economy diye bir move to earn walk into crypto demişler. Zaten user'ları olan bir proje arkadaşlar. Tokenomics'e nasıl geçecekler, ne zaman geçecekler bilmiyorum. Bakın OKX'ten, Ventures'tan, bu Spartan'dan yatırım almışlar. Bakın sağlam da indirmeleri etmeleri var. Ama Tokenomics'leri ne durumda? Bu projeden nasıl bir token kazanılıyor? O kısımları bilmiyorum. Şöyle bakalım, şöyle bir app'ine gelmeye çalışayım. Google Play'e geleyim. Abi adamlar deli gibi de indirilmiş Sweat Coin diye bir şey. Bakalım. Yani yorumlara da tabii ki de sövmüşler birazcık. Ama ben mesela bu uygulamayı arkadaşlar anında deneyeceğim. Yani bu coin listeli mi şu an? Sanırım değil. Sibet diye yazalım bakalım. Bakalım notlarımda var mı? Dikkat çekiyor demişim. Twitter'dan takibi öneriyorum demişim. Sweat Economy'yi de zaten kendim Twitter'dan takip etmişim arkadaşlar. Bakın Tokenomics ile ilgili de bir yazı yapmışlar. Yani adamlar Tokenomics'e de tutuyorlar. Takipte kalalım arkadaşlar. Yani Step'ten daha iyi gibi duruyor. Onu net söyleyeyim. Özetle söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Move to Earn avının ikinci videosunu da bitirdim. Sizin de keşifleriniz olursa, benim kaçırdığım olursa videonun altında yorum yapabilirsiniz. Bana katıldığınız, katılmadığınız şeyler olsa da lütfen belirtin. Biz birbirimize bilgi alışverişimizi güzel yapalım. Hep beraber gezişelim, hep beraber kazanalım arkadaşlar. Çok emek verdiğim için özellikle bu videoya beğeni rica ediyorum. Yorum rica ediyorum ve beni ayhankayan14 Twitter hesabından da takip etmenizi öneririm. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Esenle kalın.